Arkadaşlar selam. Galatasaray bugün ligde ikinci mağlubiyetini aldı. 73-71'lik bir mağlubiyet var. Uşağı tabi tebrik etmek lazım. Çok güzel bir basketbol atmosferine sahipler. Taraftarlarının desteğiyle rahat bir galibiyet alabilirlerdi hatta. Bir ara farkı 17 sayıya kadar çıkarttılar. Fakat Galatasaray karakter koyarak geri döndü, maça tutundu. Tabi burada biraz taraftarların da maçı kazanma hissine girmiş olmaları bence Galatasaray'ın geri dönüşünde etkiliydi. Peki iki takım adına artılar eksiler neydi? Çok kısa hemen bunu anlatmak istiyorum size. Bir kere Uşakla ilgili olarak kazanan takımla başlayalım. Uşak çok iyi çok doğru yabancılar seçmiş. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Ee, Herisi çok beğendim. İki Herisi de gerçi çok beğendim. İkisinin de hem penetresi var hem şutu var. Ayakları çabuk. Ha biraz pas vermeyi sevmiyorlar. Topu paylaşmayı sevmiyorlar. Ama onun dışında her türlü hücum eee sahipler. Özellikleri iyi. Bütün yabancılarından ilk katkı aldığını görüyoruz Uşak Sert savunmayla beraber de e, maçı kazanmayı başardılar. Tabi ev sahibi avantajı da burada önemliydi. Hakem kritik anlarda takdir hakkını biraz Uşak'tan yana kullandı. Ama bu Uşak galibiyetini gölgelemez arkadaşlar. Uşak bence Daşka'dan sonra Galatasaray'ı da mağlup etmeyi hak etti. İyi bir performans ortaya koyuyor. Bu yabancı rotasyonuyla yorgun gelen şampiyonluk adayı takımlara, yorgun gelen takımlara her türlü zorluğu çıkartıp hatta kazanabileceklerini bir kez daha bizlere hatırlattılar. Peki Galatasaray'da problem neydi? Galatasaray bir hafta içerisinde 3. maçına çıktı ki Uşak deplasmanı ligin en zor deplasmanlarından biri. Bir kere bunu unutmamak lazım. Fenerbahçe'yi, Krasni'yi mağlup edip çok uzun bir deplasmandan sonra gelip Uşak'la sert bir takımla karşılaşıyorsun. Yabancılara dayalı bir sistemi olan bir takımla karşılaşıyorsun. E, maça girmekte sıkıntı yaşıyorsun. 17 sayı geriye düşüyorsun. Sonrasında maçı kazanma noktasına giriyorsun ki dakikalarca iki takım da karşılıklı bir şekilde hucumlardan boş döndüler. Zaten bu aslında birazcık müjdeledi Galatasaray'ın mağlubiyetini Uşak adına. Ee, o kadar boş hücumlar yaparsan, farkı açacağın bölümlerde yerinde sayarsan ev sahibi takım son bölümde avantajını da kullanarak, sağ avantajını da kullanarak maçı kazanır tabii ki de. Bu anlamıyla Galatasaray biraz zenilgiyi davet etti. Onu belirtelim. Galatasaray'da bence e, Uşan bugün iyi yaptığı bir şey vardı. Yenilginin nedenlerinden biri de buydu. Galatasaray Krasni ve Fenerbahçe maçlarında tam sağ baskıyla rakibi bozmayı başarmıştı. Ama bugün Uşak bu tam sağ baskıyı birçok pozisyonda cezalandırdı. Sanki tam sağ baskı silahı çok fazla işlemedi gibi. Diğer taraftan yine Galatasaray'da Erik Mkhitaryan problemi devam ediyor. Ondan yeterince katkı alamadığını, takımı organize edemediğini düşünüyorum ve e, reboundlar. Galatasaray'ın can damarı. Bu sezon Galatasaray atlet bir pota altı oluşturdu. Lazmi Dorsi. E, yine Kaleb Green ki son bölümde iyi reboundlar çekmesine rağmen Uşak'ın çok ciddi bir rebound üstünlüğü kurduğunu görüyoruz. Reboundlar beklenen seviyede değildi. Kaleb Green bir de çok kötü bir yüzdeyle şut atınca Galatasaray için mağlubiyet kaçınılmaz oldu. Ama ben Galatasaray'ın uzun rotasyonla veya kısa rotas rotasyonla bir yabancı takviyesi yapabilirse ee, taşların biraz daha yerine oturacağını düşünüyorum. Neden? Uzun rotasyonla yaparsa, kısalara yerlilerden bir takviye getirebilir. Veya tam tersi, ee, kısa rotasyonda bir yabancı oyuncu alırsa ki, daşkanın uzun rotasyonu çok şişti, oradan oğuz savaş. Hani Semih'i bırakmazlar diye düşünüyorum ama Galatasaray 10 Savaş'ı kadroya katabilirse yine uzun rotasyonunda e, sağlıklı bir noktaya gelecektir düşüncesindeyim. Uşağı tebrik ederim. Galatasaray'da e, bir galibiyet serisi yakalamıştı ama bizim ligimiz Avrupa'nın en zor liglerinden biri. Böyle deplasmanlarda bütün takımlar bu tarz denilgiler alacaklar. Çok fazla Galatasaraylılar da enseyi karartmamalı Türkiye Basketbol Ligi'nin tadını çıkartmaya devam edelim efendim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.